Evet arkadaşlar merhaba. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü Sha Tin Hipodromu'nda tekrar beraberiz. Hong Kong'da sürprizlerin hipodromundayız. Genelde çok sürprizlerin gelebildiği bir yarış yeri burası genelde. Evet bakalım bugün de gerçekten cazip böyle sabah programı koyarak sürpriz yaptı TJK bize Perşembe günü itibariyle. Evet, tabii bunun sebepleri var. Çünkü dördü Hong Kong'da ve Çin'de dört uğursuz olduğu için dördünde hiçbir şey yapılmıyor. Oradaki yarışları da bugüne çekmişler bunu anladığımız kadarıyla. Dört ayın dördü uğursuzluk olduğu için Çin'de herkes evine kapanır. Hiçbir şey yapmaz arkadaşlar. Evet, şimdi birinci koşu Edel Place'e başlıyor saat 9.30'da sabah. Tam 14 tane safkan var bu handikap koşuda. Zaten şu koşuların tamamı handikap. 3 ve yukarı İngilizler genelde. Bir tane 4 yukarı var. 1000 metre çimdeyiz. 14 tane safkan var. Evet, tam 3 tane safkan burada ön planda. Ama sizler de tabii burada bir şekilde AGF oranlarına bakın. Tabii AGF oranını yakalayabilirsiniz sabahın köründe. Evet, ilk atımız 20 numaralı Glenally Generals. Sheen'in 11 numaralı Carry the Diamonds, Tony Picone ve 13 numaralı Island Sunshine, Victor Borges. Evet, 7, 11, 13 bizim burada size söyleyeceğimiz, tavsiye ettiğimiz safkanlar arkadaşlar. Ve tabi burada 2 numara ve 1 numaranın da her an potaya girebileceğini unutmayın. Yani 7, 11, 13 çizgi çekelim, 2, 1 diyelim. Evet, altılı gayenin ikinci koşuyla başlıyor saat sabah 10'da. Handikap 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çimse çıkacaklar. Tabii şunu takdir ettim. Şatini ve Epivali'yi hiç kaçırmıyor. Granji'yi hiç kaçırmıyor TJK. Yani, takdir ettim. Çünkü devamlılık çok önemli. Ve bu arada biz de bu atları gayet iyi takip edebiliyoruz bu vesileyle. TJK verdiği için tabii. Evet. Tam 12 tane safkan koşuyor. Birinci ayakta. Altının birinci ayağı. Ve biz de tam 4 tane safkana yer verdik burada. İlk atımız 11 numaralı Sparkling Star. Arkadaşlar normalde yazmayacaktık biz bunu ama böyle bazen yazmıyoruz. Geliyor bu favori çıkma ihtimali var bu safkanın. Evet, ama tamamıyla form da yok. Ama üst grup gözüküyor at. Anlamadık yani. Neyse 12 numara Fantastic Fabio. Siwong'la. 1 numaralı Excellent Chariot, N. Cullen'la ve 6 numaralı Touch Fate, Joe Morray'la. Arkadaşlar şimdi burada 4 tane at verdik ama 11, 12, 1, 6. Mutlak düzeyde eğer yetişebiliyorsanız yetişirsiniz. Tabii 9.30'da AGF'nin açıklanıyor olması lazım. Burada mutlak düzeyde AGF oranları onun üzerindeki bütün atların yazılması lazım arkadaşlar. Bizim bulduğumuz bu 4 tane. 11, 12, 1, 6. Ama bunun yanında yeni koşacak olan iki tane safkan var. Tamamıyla kapalı kutu 4 numara. Theater H 2 numara. Migos Giggle bunların da geliri var. 10 numarayı vermedik. Greatest Harvest 2 kere arka arka gelmiş. Alt grup gözüküyor. Aynı bunlar gibi. Ama AGF oranı çok önemli dediğimiz gibi. 12, 11, 12, 1, 6 bizim verdiğimiz 4 at. Evet. 10.30'da ikinci ayaktayız. Altılı Gayen ikinci ayağındayız. Handikap 3 yukarı İngilizler 1800 metre. 14 tane safkan var burada. Tam 4 tane safkana yer verdik burada yine. 9 numaralı Stunning Impact Kevin Teton'la. 2 numaralı Joyful Heart Zach Purton'la. 10 numaralı Crown Avenue Tony Picone ile. Ve 13 numaralı TaylorMade MF Poon'la arkadaşlar. Bu tamamen alt grupta yapılmış bu dereceler. 14 sizi aldatmasın. Yani birçoğunuz yazacaktır tabii onları da. Evet 9, 2, 10 ve 13 burayı biz geçiyoruz. Varsa da sizin de atınız ilave edersiniz AGF oranlarına istinaden ama burada sürpriz gelecek. Ondan eminim. Evet 9, 2, 10 ve 13 arkadaşlar. Dördüncü koşu burada 11.05'te handikap. 4 ve yukarı yaşlı bende. 3 ve yukarı burada. Neyse. 1800 metrede çim piste çıkacaklar. Burada tam 11 tane safkan var. Biz bir tane atı burada 6 yaşındaki bu Zac Purton binli Charity Go
arkadaşlar günün bankosu diyoruz ve size rahatlıkla banko olarak bunu bildiriyoruz arkadaşlar. Evet, günün tek bankosu olarak arkadaşlar 5 numara Charity Go Zac Purton'la bizim tahminimiz de size. Evet, 5. koşuya geçtik şimdi. 4. ayak yani handikap 11.40'da 3 yukarı İngilizler 1400 metre Çin başlığımız var. 14 tane sapkan var burada. Günün en zor koşusu çünkü 6 tane at veriyoruz burada. 4 numaralı Ave bir işinle. Evet, 1 numaralı Jade Phoenix Kevin Teton'la. 6 numaralı Seasons Bliss J.E. Ho. 7 numaralı Thunderstrike J.L. Joe. 2 numaralı Armor Star Tony Picone. Ve 9 numaralı Melbourne Hall Harry Bentley ile arkadaşlar. Motosiklet markası gibi. Evet, 4, 1, 6, 7, 2, 9 şeklinde. 4, 1, 6, 7, 2, 9 şeklinde tam 6 tane safkanla bu ayağı da geçmiş oluyoruz. Evet, tabela ayağındayız şimdi. 12.15'ti. Artık öğlen oldu. Perşembe günü. Handikap 3 yukarı İngilizler 1200 metre için piste çıkacaklar. Toplam 3 tane safkan var burada. Bu 3 tane safkan. Yani bir toplam 12 safkan var. 3 tane toplam vereceğimiz safkan var. Evet, 5 numaralı The Golden Scanner arkadaşlar. İlk koştuğu koşu 2021'deki koşuda ikinci oldu. Bu safkan normalde alternatif bank olarak düşünmek isteyenler düşünebilir. Ancak bu J.E.H.O. çok iyi bir jockey. Golden 60'nin birincisi bu. Yani dünyanın en iyi atlarından bir tanesi Golden 60 biliyorsunuz. Hong Kong'da koşuyor sadece. Getirir mi? Getirir. Ama bazen de böyle favori çıkarsa eğer zorlanabiliyor. Dua edelim bu favori çıkmasın. Eğer bu favori çıkmazsa böyle 10-12, %10-12 gibi AGF olsa bu bir şekilde alternatif bankoda olabilir. Ama favori çıktığı zaman çok kolay kolay kazanamıyor bu. Normal şartlarda Golden 60 ile kazanıyor ama. Evet, 3 numaralı Big Fortune J.L. Joe'yla ve 11 numaralı Chicken Dance günün ciddi sürprizini yapar bu arkadaşlar. Mutlaka. Yani bu aya çok at yazmak isteyenler bu 11 numarayı, bu tavuk dansı Chicken Dance bunu mutlaka yazsınlar. 5, 3 ve 11 diyoruz buraya. Evet, son ayaktayız. 6'lı ganyanın son ayağı. Yine böyle 14 tane safkan var. 12.50'de handikap 3 yukarı İngilizler 1000 metre böyle hızlı bir koşu izleyeceğiz, sürat koşusu izleyeceğiz Hong Kong'da Sha Tin Hipodromu'nda. 14 tane atın 3 tanesini veriyoruz, yeterli bizim için. 4 numaralı Metro Warrior Zac Purton'la ilk atımız. 9 numaralı Seven Heavens diyoruz John Morray'la. Çok güveniyorum ben bu safkan, çok iyi koşacak bu safkan. Seven Heavens'ı hep verdik zaten, daha evvel de verdik, bir birincilik yaptı, bir altıncılık. Ve 1 numaralı Smokey Bear diyoruz Harry Bentley ile. O da aslında normal de kazanması gereken bir safkan. En son nefes aldırdılar uzun bir aradan sonra. 2020'de resmen bir kere koştu safkan. 2021'de de yeni koştu. 9. oldu. Grubun bir tık üstünde bu, onu söyleyeyim. 4-9-1. Eğer varsa başka burada atınızda sizler de mutlak düzeyde yazabilirsiniz. Kendiniz ilave yapmanızda yarar var. Burada mesela Super Wind Dragon da ve o Sparkling Knight da sürpriz yapabilecek. Hatta 12 numara. Yani 12-13-14 yeri olanlar için sürpriz de düşünülebilir arkadaşlar. Evet, burayı 4-9-1 geçtik. Çizgiyi çektik. 12-13-14 dedik aynı zamanda. Sürpriz arayanlar için. Evet arkadaşlar, Sha Tin içinde söyleyeceklerimiz bu kadar. Şablonlarımızı zaten ulaşıyorsunuz www.marksporttahmin.com web sitemizden rahatlıkla. Aynı zamanda futbol da var orada gördüğünüz gibi. Evet, Sha Tin sürprizlerin hipodromu. Dikkat edin arkadaşlar, yani her koşuyu oynamak zorunda da değiliz. Bazen de seyredelim, ne bileyim ya, dörtlü ganyan, üçlü ganyan. Çifteler. Bunlar sabah seansı. Herkesin işi gücü var yani, koymuşlar ama nasıl merak ediyorum. Acaba 100.000 TL'yi tevzi geçecek mi? Yani merak ediyorum. Altının tevzisi 100.000 TL'yi geçecek mi? Çok merak ediyorum. Bakalım, belki yazın verdiği bir gazla geçer. Belli mi olur?
Evet, tüm oynayan arkadaşlara başarılar diyoruz. Bizi dinleyen tüm dostlarımıza da sevgi ve saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Hoşça kalın.